karanlığı. Kılıçdaroğlu, elektriğe yapılan fahiş zammın halkı nasıl mağdur ettiğini göstermek için 1030 liralık faturasını 3 ay ödemedi. Başkent Elektrik dün evinin elektriğini kesti. Kılıçdaroğlu evinden video ile halka seslendi. Dünyada haber oldu. Sabah ekip arkadaşlarımla bu konudaki hazırlıkları yaparken bir taraftan dünya ajanslarına da baktık. Gerçekten de sadece Türkiye'de değil, uluslararası ajanslarda da ana muhalefet partisi liderinin evinin elektriğinin kesilmesi haber oldu. Yani gündem oldu. Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Elektrik zamlarının geri çekilmesi için elektrik faturalarını ödememe kararı almıştı CHP lideri. Şubat ayından bu yana da elektrik faturalarını ödemedi. Borcundan dolayı CHP liderinin elektrikleri kesildi. CHP lideri elektriksiz kaldıkları haberini eşinden aldı. Türkiye 1 Ocak'ta %27'lik elektrik zammıyla karşılaşınca ve Kılıçdaroğlu da zamlar geri çekilene kadar ben de ödemeyeceğim resti çekince 3 aylık ödenmeyen faturası oluştu. Borcu 1000 lirayı aştı. Yasal bekleme süresi de dolunca Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Sayacı mühürlendi. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz, önemli değil. Kılıçdaroğlu milletimin sesi olmak istedim derken eşi Selvi Kılıçdaroğlu da önemli değil demekle yetindi kesinti için. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir. Yaptığı bu açıklamasıyla sözden eyleme geçmişti Şubat ayında CHP lideri. Aradan 3 fatura dönemi geçti, borç birikti. Ekipler dün sabah Kılıçdaroğlu'nun evindeydi. Kontroller yapıldı, elektrik kesildi. Kılıçdaroğlu ailesi elektriksiz kaldı. Zaten hani ödenmeyecek durumda değildik. Ama 4 milyon aile var elektriği kesilen. Onlarla biraz dayanışma içinde olalım dedik. CHP lideri akşam saatlerinde karanlıkta yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu gaz ışığında evinden açıklamalar yaptı. Eyleminin ne kadar süreceğini açıkladı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Sevgili halkım, adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım. Fatura ödememe çıkışını direniş diye tanımladı Kılıçdaroğlu. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildi. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. Tereddüt ediyor muyum? Asla. Asla. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım. Karanlıktan bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ana muhalefet lideri. Son olarak Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek.